Kolay gelsin. Sayın Uslu, öncelikle Tuncay Özkan'ın yaptığı paylaşım öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösteriş müptelası elitistler yorumunu açıklamasını daha doğrusu nasıl yorumladınız? Yani benim gördüğüm şimdi Sayın Erdoğan birkaç gündür arka arkaya açıklamalar yapıyor ama açıklamaların içeriğine baktığınızda orada isyan eden çiftçilerin sorunları tartışılmıyor. Ya da artık kronikleşmiş emeklilerin sorunlarını o açıklamalarda göremiyorsunuz. Onun dışında enflasyon, ekonomik kriz, fiyat istikrarsızlığı, bir türlü düşmeyen enflasyonu göremiyorsunuz. Dövizin dalgalanmasını göremiyorsunuz. Şimdi neyi görüyoruz? Sanki adeta bir muhalefet partisiymiş gibi Sayın Erdoğan birilerine muhalefet ediyor. Şimdi bu şey benim gördüğüm belki kendi yankı odasını teskin edecek ya da onların bir kısmını en azından mutlu edecek bir şey taktik olabilir. Ama iktidardaki yani iktidarın muhalefete muhalefet etmesi yani kendi pozisyonuyla mütenasip olmayan bir davranış ve buradan bir siyasal başarı ya da buradan bir siyasal strateji çıkmaz. Bu bildiğimiz kaba ham polemik. Hele bir de bu polemiği besleyecek Sayın Tuncay Özkan'ınki gibi başka yan materyaller de yan fırsatlar da söz konusuysa biz şimdi birkaç gün siyasetin dilini işte küfürbazları, bilmem neleri falan konuşuruz. Ama mesela bugün Sayın Erdoğan'ın başka bir açıklaması vardı. İşte artık yoksulluk, fakirlik, yasaklar falan son erdi dedi. Şimdi mesela bunu tartışmak lazım aslında ama onu tartışamıyoruz. Çünkü ortada flaş başka gelişmeler yaşanıyor. Oysa ki esas konuşulması gereken taraf burası ama ona fırsat bulamayacağız. Çünkü dediğim gibi böyle sıcak gündemler olunca dönüp orayı tartışıyoruz. Peki aslında yeri gelmişken onu da tartışalım tabii ki. Bizimle birlikte gitti dedi, yoksulluk yok artık dedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan muhalefeti bununla eleştirirken bir yandan da bu harcamalardan işte tasarruf açıklaması yapılırken mesela Ahlat'ta böyle bir harcama yapılmasından imtina da edilmiyor, bir geri adım da atılmıyor baktığımızda. Ama aynı zamanda iktidarda sanki biraz evvel söylediğiniz gibi muhalefet partisi varmış gibi bu konuda muhalefet üzerinden bir söylem geliştirmiş durumda. Halkta karşılığı olur mu bunun? Olmayacak tabii ki. Yani bugün işte bir sürü sokak röportajına konu oldu bu. Hani yoksulluk bitti mi falan diye. Anka Haber Ajansı işte şeyde. Çok hoşuma gitti. Bugün çıkmış pazara Ankara'da ve önüne gelen vatandaşa soruyor. Hani Cumhurbaşkanı yoksulluk bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Konuşursak tutuklarlar falan diyor yaşlı teyzeler. Şimdi mesela bu bile tek başına çok şey anlatıyor. Ama biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sonra eşini gösteriyor. Elinde işte biraz şey var, fasulye var. Sadece fasulye alabildik. Ve evimize dönüyoruz artık işte bu kadar diyor falan. Şimdi vatandaş aslında şeye vermesi gereken tepkiyi veriyor. Vatandaş bir gerçeklik yaşıyor ve siz o gerçekliği, siz aslında bunu yaşamıyorsunuz, başka bir şey yaşıyorsunuz falan diyerek ya da bakın biz ne kadar gösterişli, şaşalı törenler yapabiliyoruz. Bunları yapabildiğimize göre çok paramız var. Siz niye bu kadar kendinizi fakir hissediyorsunuz falan dediğinizde o vatandaş mesela çok güzel sözcükler vardı. Demek ki onlar çok yukarıdalar, artık bizi göremiyorlar. Bizden tamamen koptular falan diyor. Sıradan insanlar bunları söyleyenler. Dolayısıyla hani bazen retorikle ya da söylemle ya da iletişimin gücüyle, iletişimin marifetiyle vatandaşın algılarını artık kontrol edemez hale geliyorsunuz. Benim gördüğüm AK Parti'ye iktidar böyle bir sorun yaşıyor. Yani bir şeyler söylüyor ya da işte belli tutumlar içerisine giriyor. Fakat vatandaşa sorduğunuzda o sanki başka bir evrende yaşanıyor. Yani bu Türkiye evreninde, bu vatandaşların, bu 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı evrende yaşamıyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Siyasetin gerçekten vatandaştan kopması, vatandaşın gündeminden kopması ve onun söylediklerinin vatandaşın gerçekliğiyle örtüşmemesi aslında bu merak gibi geri dönüp kendisini vuracak bir silaha dönüşüyor. Ve artık bu iktidarın vatandaştan koptuğu, onların işte saraylarda şaşalı hayatlar yaşadığı algısını kendi elleriyle önce oluşturdular, sonra tahkim ettiler ve artık yerleşik kanaat haline getirdiler. Kime soracak olursanız sorun, artık iktidarın büyük bir debdebe, şaşa içerisinde yaşadığına inanıyor. Belki bir kısmı öyle değil ama
algı buraya oturmaya başladı ve bu tutumlar sadece o algıya hizmet ediyor. Bu algı siyasetin, yani AK Parti'nin işine yarayacak bir şey değil. O yüzden bence gerçekten vatandaşın düşündüğü gibi siyasi gerçeklikten koptular ve başka bir evrende yaşıyorlar ve kendi evrenlerinde gördüklerini söylüyorlar. Yani ben zaman zaman hani bu kadar da hata yapıyor olamazlar diye düşünüyorum. Herhalde buna inanıyorlar falan bir süre sonra, yani ortalama hayatın Türkiye'de onların kendi yaşadıkları hayatlar falan gibi olduğunu düşünmeye başladılar diye. Ben hani böyle zihnimde bu tür düşünceler yer etmiyor değil. Peki şimdi Ahlat'ta biraz evvel de bir görüntü açtık. Şu anda da görüyoruz aslında bir 17-25 Aralık operasyonlarını hatırlatan o saati görmüştük. Yıllar sonra Bahçeli'nin genel merkezdeki odasında bir mesaj mı diye sorgularken baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile Ahlat'ta görüştü. Kendisine gül verdi. Anladığımız kadarıyla bu da işte daha öncesinde tabii bir siyasal iletişim uzmanı olarak sizin yorumunuz çok önemli. Ferdi Tayfur şarkısı, yüzükle yapılan göndermeler gibi bir gönderme gibi düşündük. Ama sonrasında işte biz Cumhur İttifakı yıkılmaz sarsılmaz açıklaması var. Hem bunu yorumlamanızı rica edeceğim hem de Hayati Yazıcı ilk dört maddeyi tartışmaya açarken değiştirilebilir, anayasa değişikliği yapılabilir derken Hüdapar'la verilen fotoğraf ve tabii ki kuvvet komutanlarıyla birlikte verilen fotoğrafın anlamı nedir? Şimdi en sonuncusundan başlamak lazım. Orada Hüdapar genel başkanı olmayabilir ama önemli olan kamu görevlerinin, devlet görevlerinin siyasi parti genel başkanlarıyla sivil siyasi aktivitede birlikte fotoğraf vermeleri. Şimdi sadece Cumhurbaşkanı olsa anlarım, yani Cumhurbaşkanı yanında da kuvvet komutanları, çünkü Cumhurbaşkanı anayasaya göre aynı zamanda başkomutan, onunla birlikte fotoğraf çektirebilirsiniz. Ama siyasi parti genel başkanlarıyla falan birlikte kamu görevlerinin, üst düzey askeri görevlerin poz veriyor olması başlı başına bir sorundur. Yani bu parti devleti görüntülerini, iddialarını biraz daha besleyecek olan, artık parti devletine dönüştüğümüze dair kanaatleri biraz daha güçlendirecek ya da iddiaları güçlendirecek olan bir fotoğraf. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine baktığınızda ordunun, kışlanın siyasetten uzak tutulması en temel değer. Bunu yapamadığımız zamanlarda da Türkiye demokrasi hep tehlikeye girmiş. Şimdi yine benzer bir şey görüyoruz ve bu fotoğraf kışlaya siyasetin girdiğini, siyasetle askeriyenin, ordunun artık ilişkilerinin olması gerekenin ötesinde bir yeni boyut kazandığını bize gösteriyor. Yani sadece Hüdapar değil, orada MHP'nin olması da, Büyük Birliğin olması da, CHP olsaydı da fark etmezdi. Evet. Aynı şekilde sakıncalı. Şimdi diyelim ki 30 Ağustos törenlerinde evet şeyler protokol tribününde bütün devlet erkanı oluyor. O anlarım ama bu devlet erkanı değil. Orada devletle ilgisi olmayan siyasi partiler de var. Siyasi parti genel başkanları var. Yani Sayın Destici, benim kişisel dostluğum olabilir, hiç önemli değil ama Sayın Destici devleti temsil etmiyor. Bir siyasi partinin genel başkanı. Dolayısıyla bir siyasi partinin genel başkanıyla bir kamu görevlisinin birlikte poz vermesi, üstüne üstlük siyasi bir aktivitede, esas reddetmemiz gereken şey bu bence. Dolayısıyla hani Hüdapar'ın o varlığı başka anlamlar da taşıyor elbette ki, ama velev ki olmasaydı bile hala aynı şekilde sakıncalı bir fotoğraftı. Onların varlığı, Hüdapar'ın varlığı fotoğrafı iki kere daha bence sakıncalı hale getiriyor zaten. Peki bu AK Parti ile MHP arasındaki şey, yani ilişkiler. Evet. Şimdi benim gördüğüm, bundan önce de hatırlayacağım, işte siz de hatırlattınız, AK Parti ile MHP arasında ciddi bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradan şu sonuç çıkmıyor. Biz bunu her söylediğimizde Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Biz de zaten Cumhur İttifakı yıkıldı demiyoruz. Arada sorunlar var diyoruz. Fikir ayrılıkları var diyoruz. Ve sert tartışmalar yaşanıyor diyoruz. Bunun anlamı Cumhur İttifakı yıkıldı değil. O yüzden hani bizim şu an söylediklerim de Cumhur İttifakı'nın yıkıldığı veya kısa bir süre içerisinde yıkılacağı anlamına gelmiyor. Niye? Çünkü çok büyük bir çıkar birlikteliği var ve o yüzden aradaki sorunlar o çıkarlardan daha büyük olmadığı sürece bu ittifaka halel gelmeyecek. Ama bu tarafların birbirine sert mesajlar verebildiği, özellikle bir tarafın öbürüne sert mesajlar verdiği realitesini de değiştirmiyor. Evet, yakın zamana kadar özellikle Sinan Ateş cinayetinden bu tarafa MHP ile AKP arasında gördüğümüz bir yüksek tansiyon olduğu aşikar. Bunu işte çeşitli simgeler kullanarak bu sorunlar olduğunu
hem AK Parti'ye duyurdu Sayın Bahçeli, hem de bütün kamuoyuna duyurdu. Yani bir telefonda biz bu konudan çok rahatsız diye sert bir konuşma geçebilir ya da sık sık bir araya geliyorlar, o görüşmelerde sert şeyler, cümleler kurulabilir. Bundan bizim haberimiz olmayabilirdi. Hayır. Özellikle bizlerin duymasını ve bizlerin bunu tartışmasını istiyor. Böylece kamuoyu üzerinden de iktidar üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan da MHP tabanını rahatlatıyor. Çünkü MHP tabanında da eminim ki bu şeyden ilişkiden rahatsızlıklar vardır. AK Parti'nin bazı tutumları MHP tabanında da rahatsız ediyordur. Aynı zamanda orayı da besliyor. Dolayısıyla evet, bugün yine görüştüler. Fotoğraf karesine baktığınızda çok güzel. Biri diğerine gül hediye ediyor, öbürü diğerine tablo hediye ediyor falan. Gayet dostça bir şey. Evet, Cumhur İttifakı ayakta. Tamam, ikna oldum. Ama Cumhur İttifakı'nın aynı zamanda bir sürü sorunu var. Uzlaşamadığı konular var. Sert tartışmalar yaşanan konular var. Ve onlar hala çözülebilmiş değil. Bugünkü günler Sinan Ateş dosyası konusunda ya da onun dışındaki diğer gelişmelerle ilgili MHP ve AK Parti arasındaki şeyin böyle bütün buzların eridiği mesajını vermiyor bize. O sorunlar çünkü durmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde biz iki parti arasında yine sert sembollerin, mesajların ya da işte bu tür şeylerin, iletişimlerin olduğunu göreceğiz. Peki. Doktor İbrahim Muslu, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Hoşça kalın, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim.